Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapma aşamasını anlatmaya çalışacağım. Şöyle Nako'nun bebe yün ipi var elimde. Ben 4 numara şişle yapacağım. Siz 3,5-3 numarada kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bismillah diyerek modelimi yapımına başlayacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak ve videolarımın önerilen trend videolar arasına girmesini sağlayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle ben size küçük bir modelde göstereceğim. Şöyle ilmek atmak için şu şekilde ipimi alıyorum. Bakın şöyle ilmeğimi şu parmağımdan geçirerek şu şekilde çekiyorum. Ben ilmekleri bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Daha da güzel duruyor. Dördün katları şeklinde ilmeklerimize atalım. Bakın şöyle. Hemen birkaç tane ilmek de göstereyim size. Diğer yaptığım videolardaki çektiğim ilmekler gibi de yapabilirsiniz. Benim bu tarz daha çok hoşuma gittiği için bunu deniyorum. Bakın şu parmağımı sarıyorum. Bu alttan geçirip şuradakinin altından alıp bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi bakacağım kaç tane oldu diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şöyle 13, 14, 15. Şöyle de 16. 16 ilmek benim modeli size anlatmam için yeterli. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Şurayı açılmasın diye şu şekilde böyle düğüm atabilirsiniz hafifçe. Şimdi lastik öreceğiz arkadaşlar. Bir ters bir düz örerek biraz lastik yapalım. Öne aldım. İkinciyi de ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde attım. Tekrar şöyle atıyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Evet, son ilmeğimizi de bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde birkaç sıra yukarı çıkmam gerekiyor. Şimdi düz gördüğümü düz, ters gördüğümü ters öreceğim. Bu şu anda lastik bölümü arkadaşlar. Modeli kurmak için birkaç sıra lastik yapmak gerekiyor. Şöyle atıyorum. Ben bunu birkaç sıra yukarı çıkıp geleyim. Modelin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar lastiği ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar büyük yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle lastik kısmını birkaç sıra daha büyütüp geleyim ben. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde birkaç sıra lastik yaptım. Şimdi modeli kurmak için bir sıra düz, bir sıra da ters örmemiz gerekiyor. 4 sıra arkadaşlar yapacağız. Düz, ters olarak. Bakın ilk sıra burası ön yüz olacak. Düz örüyorum.
biraz düz. Eksem düz. Çeviriyorum. Arkasını da ters öreceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Arkadaşlar evet, 2 sıra ördüm. Ben bunu 4'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. 4 sıra düz ve ters ördüm bakın. Şöyle 1 2 3 4. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Şu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de şöyle örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şununla şunun arasına, şu iki ilmeğin arasına gelen 1 2 3 4 dördüncüden batıp ilmek çıkarıp çekiyorum. Bunu çekin arkadaşlar şu şekilde. Sonra örmeye devam ediyorum. Sıkı yapmayın arkadaşlar burayı. 4 tane öreceğim şimdi. 1 2 3 şöyle de 4. Şimdi tekrar geliyorum şuradan, yine battığım yerden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir V oluyor burada arkadaşlar. Şimdi hiç örmeden bakın bununla bunun arasına 1 2 3 dördüncüden ilmeğimi çıkartıyorum. Aldım şöyle çekerek. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ördüm. Geriye dönüyorum. Yine buraya batacağım. Evet şöyle çektim. Çektim. Tekrar bununla bunun arasına 1 2 3 4 dördüncü yere iki ilmeğin arasından dördüncü ilmeğime sırama şöyle çıkarttım. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 şöyle 4. Hemen geliyorum tekrar geriden battığım yerden, aynı yerden yine ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve biraz burayı bol yapın ki sonradan toparlama olmasın. Bunlar bol olsun. Şimdi bu ikisinin arasından arkadaşlar çıkaracağız. Bakın şuradan geliyorum. Hemen bakın 1 2 3 ve 4. Şuradan ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden bir tane çıkartıyorum. Aldım ve çektim iyice. Şimdi örelim. Evet. Bakın modeli kurmuş olduk. Çeviriyorum. Burası önemli. Arka yüzünde arkadaşlar. Şimdi şu ilk ilmeğimi bu şekilde alıyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi de şöyle
ördüm ve şuradaki çıkarttığım ilmeği bu tarafa alıyorum ve tekrar şu iki tane ilmeği, bakın şununla şunu, o çıkarttığım ilmekleri bu tarafa geçiriyorum hiç örmeden. Tekrar şöyle 1 2 3 4. Şimdi şuradaki ilmekle şu çıkardığım diğer ilmeği alıyorum. 2 tane. Tekrar 1 2 3 4 tane çıkardığım ilmekleri yine buraya alıyorum. Şu çıkan. Yine şöyle 1 2 3 4. Yine şu ilmeğimi şuradan alıyorum ve kenar 2 tane, kalanları da yine ters bir şekilde örüyorum. Evet. Modelimin ilk sırasını oluşturuyorum. Şurası da önemli arkadaşlar. Şu öne geldik. Yine ilk ilmeğimi şöyle örmeden çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi de şu şekilde ördüm. Üçüncü ilmek şöyle ters geliyorsa şöyle düzeltin ve şunun içinden, bakın alttaki ilmeğin içinden bunu çıkartın ve bunu da buraya alın. Tekrar şöyle 1 2 tane ördüm. Şunu şöyle attım ve bunu da ördüm. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Bakın ters geliyorsa şöyle hemen düzeltin ve şu içindeki ilmekten ilmeği örüyorum. Sonra bunu da buradan çıkartıp oraya katıyorum. 1 2 dedim. Bakın şuradaki ilmeğimi şöyle öne doğru aldım, aşağıya aldım ve bunu üzerinden örüyorum. Şu ilmeğim ters geliyor, hemen düzeltiyorum. Alttaki ilmeği örüp çıkarttığım ipteki ilmeği de buraya bırakıyorum ve yoluma devam ediyorum. Bu ilmeği şuradan atıyorum. Hemen şöyle geliyorum, çıkartıyorum. Bu da ters geliyordu. Hemen şöyle düzeltelim. Alttaki ilmeğimizi örelim. Ve kenar ilmeğim. Evet, ilk sıra böyle. İlk sıramız böyle. Şimdi modeli kaydırmamız gerekiyor arkadaşlar. Artık modeli şu ortadan kaydıracağım. Şimdi yine 4 sıra bir düz bir ters örüp gelmem gerekiyor. Evet arkadaşlar, 4 sıra ördüm geldim. Şimdi modeli kaydıracağız. Buradan sonrası daha kolay. Çünkü artık bakın şurada yerlerimiz belli. Şuralardan ilmek çıkartacağız gelip. Bakın hemen şu üstlerden ilmeklerimizi çıkartacağız. Yerleri belli artık. Şimdi ilk sırada 2 tane ilmek almıştım. Yüzümüze döndük arkadaşlar. Şimdi modeli kaydırmamız gerekiyor. Şimdi şuraya model kuracağım. Buralara.
Hemen ne yapıyorum? İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra geliyorum hemen şuraya. Bakın şu ikisinin arasına. Şu iki ilmek arasından. 1, 2, 3, 4. Hemen şuradan zaten belli oluyor yerimiz. Şuraya batıyorum. Buradan bir tane çıkartıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar 4 tane örüyorum. Şu kenar ilmeğimizi biraz bol yapalım. Yani çıkarttığımız ilmekleri bol tutalım. 2, 3, şöyle 4. Şimdi tekrar geriye dönüp battığım yere batıp bir ilmek daha buradan alıp çıkartıyorum ve böyle bolca olmasını istiyorum. Sonra geliyorum, bakın bu ikisi arasında ya zaten yerimiz belli. Şuradan yine ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 dedim. Hemen yine geriye dönüp şuraya batıyorum. İlmeğimi buradan güzel bir şekilde çıkartıyorum. Tekrar bu ikisi arasında, bakın şuraya batıyorum. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve uzatıyorum. Tekrar şöyle sayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi yaptım. Hemen yine geriye dönüp şuradan battığım yerden yine ilmeğimi çıkarıp alıyorum. Bakın. Ve yine şuraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şunun üzerinden yine ilmeğimi bir tane daha alıyorum. Ve bu 3 ilmeği de bu şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde modelimiz kayıyor arkadaşlar. Şöyle arkasını bir kez daha göstereyim yapmayı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanlış yerden aldım. Evet, ilk ilmeğimi arkadaşlar örmeden aldım. Şimdi şuradan devam ediyorum ters örgü olarak. 2, 3. Hemen şu çıkarttığım ilmeği de buraya alıyorum. Şuradakini de alıyorum arkadaşlar. Bakın şu çıkarttığım ilmekleri diğer tarafa alıyorum. Ve bunları örüyorum. Çıkarttığım ilmekleri bu tarafa alıyorum. Ve örmeye devam. 1, 2, 3, 4. Şunları alıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bunu buraya alıyorum. Buradan devam ediyorum.
Evet. Döndürüyoruz arkadaşlar. Bakın. Model kaymış oldu. Şimdi bir toplama işlemi de daha yapalım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeği şöyle ters geliyor ya. Bunu şöyle bir düzeltelim. Ve alttaki ilmeği örüyorum. Bunu da buradan yanına geçiriyorum. Sırasıyla bu şekilde örüyorum. Bakın şu ilmeği şöyle geçirdim. Devam ediyorum. Hemen buraya geldim. Buradaki ilmeğim ters. Şöyle hemen düzeltiyorum. Alttaki ilmekten devam ediyorum. Bak şunu da şöyle geçirip bunu da örüyorum. Bu ters geliyor. Şöyle hemen düzeltiyorum onu ve alttaki ilmeği alıp bunu üzerinden geçiriyorum ve devam ediyorum. Şunu şöyle üzerinden attım. Şunu düzeltiyorum. Altta gelen ilmeğimi alıp bunu da buradan çıkartıyorum ve diğer ilmekleri örerek modeli bitiriyorum. Yine 4 sıra düz, 1 sıra düz, 1 sıra ters olacak şekilde arkadaşlar bunu örün. Ben büyük bir parçada yaptım. Daha nasıl göründüğünü büyük bir parçada size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın daha büyük parçada bu şekilde görünüyor. Çok güzel bir model. Yapımı da kolay. Gördüğünüz gibi bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.